Film izleyerek geçiririm genelde. Ders çalışıyorum büyük bölümünde. Seviniyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yine geldiği için daha iyi oldu. Vallahi yasakları ben hiç doğru bulmuyorum. Çünkü normalde öyle bir yasak yok. Ekmeği bir poşete alsan bütün mahalleyi gezebiliyorsun. Sistem çok yanlış. Evde oluyorum, televizyona bakıyorum, yemek yapıyorum. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkmak istemesi bu akşam başlayacak. Biz de Las Sokak'taki bu ara Kayseri halkına hafta sonu evde ne yaptıklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Hafta sonu yasaklarında vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Vallahi evdeyiz, bir yere çıkmıyoruz. Evdeyiz yani. Sadece evde tıkılıp kalıyoruz ama zaruri bir şey. Aslında olması gereken 15 gün her tarafı kapatmaları lazım. Devletin herkesin ihtiyacı olanların iyi aşısını vermesi lazım. 15 gün kimse çıkmazsa bu düzelir. Bir de gelen dışarı, yurt dışına gelen turistlere önlem alınması lazım. Gerisi onlara da sıkı tedbirler alınması lazım. Yoksa bu yarın biter, geri başlar, azalır, çoğalır. Bu aynı borsa gibi oldu artık hastalık. Saz çalıp türkü söylüyorum. Verimli oluyor mu? Nasıl? Verimli oluyor mu? Olmaz olur mu? Önüme geleni taşlıyorum. Peki yasakları nasıl buluyorsunuz? Bize yasak var. Başkalarına yok. Genelde yazılım işiyle uğraşıyorum. İnternet sitesi tasarımı falan yapıyorum. Onun haricinde de bilmiyorum reklam olur mu ama alternatif platformlarda dizi film falan seyrediyoruz, ne yapıyoruz. Yasak olduğundan dolayı hiçbir yere kıpırdayamıyoruz açıkçası. Dışarıdan yemek söylüyoruz. Onun haricinde neler yapıyoruz. Ailemle zaman geçiriyorum. Annemle babam birbirine düşürüyorum. Çünkü vakit geçmiyor. Kavga etmeseler olmuyor. O güzel oluyor. Onu tavsiye ederim buradan izleyicilere. Onun haricinde de yaptığım alternatif bir şey yok. Yani rutin, standart. Eksik kalan işlerimizi yapıyoruz. Genelde öyle. Evde kızım var. Onunla birlikte vakit geçiriyorum. İş yapana iş çok. Sıkıntı yok yani. Yasaklardan memnun musunuz? Gerekiyorsa alınacak. Gerekiyor ki alıyorlar. Sıkıntı yok. Genelde çocuklarla, hani çocuklarla etkinlik yaparak, bunla çocuklarla vakit geçirerek, dışarıya çıkamadığımız için illaki onlar da sıkılıyorlar. Hani onlar sıkılmasın diye genelde böyle onlarla uğraşıyoruz. Kızımın dersleri oluyor. Öyle işte. Yasaklardan memnun musunuz? Tabii ki de hayır. Ya şöyle memnun değiliz. Hani çocuklar için bunalıyorlar. Hani genel bir yasak olsa... Tamamen hani azalsalar şimdi tamam yasaklar bitti. Şimdi gene yasakları koydular. Yaza doğru yurt dışından gurbetçiler geldiği zaman o zaman yasaklar olmayacak illaki. Daha yoğunlaşacak. Hani bizim için güzel bir şey olmuyor. Evde oluyorum, televizyona bakıyorum, yemek yapıyorum. Böyle. Peki yasakları nasıl buluyorsunuz? Ben burada misafirim de. Azerbaycan'dan gelmişim. Ama iyi. İyi ya. Peki yani, Azerbaycan'da böyle yasaklar var mı? Azerbaycan'da yok. Götürüldü de yasaklar ama şimdi biraz iyi. Yoktu Azerbaycan yasaklar. Film izleyerek geçiririm genelde. Ders çalışıyorum büyük bölümünde. Bu kadar. Peki yasaklardan memnun musunuz? Ben normalde de pek dışarı çıkmayan biri olduğum için bana pek bir etkisi olmadı. Hafta sonu bol bol Kur'an, namaz, ibadet, çocuklarım, ders. Bu kadar. Yeme içme. Seviniyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yine geldiği için daha iyi oldu. Çünkü ben çok zorunlu olmadığım müddetçe bir senedir dışarı çıkmıyorum yani. Herkes de çıkmasın yani. Kul hakkına rivayet etmesinler. Herkes evinde dursun. Ben çalışıyorum. Sağlıkçıyım. Devamlı nöbetimiz var zaten bizim. Full evdeyiz. Pardon işteyiz. Ben çocuk gözü çok ince. Bunlar yayınlayacak mısınız? Peki yasakları nasıl buluyorsunuz? Valla yasakları ben hiç doğru bulmuyorum. Çünkü normalde öyle bir yasak yok. Ekmeği bir poşete alsan bütün mahalleyi gezebiliyorsun. Sistem çok yanlış. Tabii buradaki tepedekilerle alakalı bir şey.